Arkadaşlar çok garip bir olay yaşadım. Şimdi size onu anlatacağım. İşte evin hani penceresi üstten açık ve çok bir dakika. Arkadaşlar buram buram anlatılmayacak bir yangın kokusu vardı ve hani umursamadık çünkü yakınlarda bir yangın değildir dedik. Çünkü koku geliyor ama dışarıda full böyle bir yeri gören bir pencere var. Açtık şuradan baktık yok hiçbir şey. Bayağı sonra işte şu gözüme geldi. Yani şuradaki kadın bağırmaya başladı. İleride yangın var, ev yanıyor diye çok bağırmaya başladı. Bize bir baktık yukarı mahalleden duvarlar geliyor. Valla şimdi itfaiye aranmıştır diye düşünüyoruz. Çünkü bir sürü kişi orada toplanmış. Ve hala oraya gidenler vardı. Bilmiyorum ama gerçekten kimin ev yanıyorsa Allah yardımcısı olsun cidden. Aşırı yani şok edici. Bakın ileri mahalledeki ve ama buraya kadar kokusu çok kokuyor. Çok. İnanamıyorum gerçekten. Aslında ilk bakacaktık ama bir süre sonra kokular dinmeye başlayınca inmedik hiç. Neyse bunu da anlatmış oldum. Bunu gerçekten anlatmak çok istiyordum. Neyse görüşürüz. Bir sürü Barbie'm var ve gerçekten şunlara hala hayran kalıyorum. Özellikle şu Barbie bakar mısınız? Her şeyler çok. Çok fazla yoruldum ve acıktım. Gerçekten AVM'de bayağı bir süre gezmek çok dert. Ne bileyim öyle işte. Şimdi bir dondurma yiyeceğiz. Evet aç karnıma dondurma yiyeceğim ama birazdan burada yem burada değil çıkışta bir yere gidip oradan yemek yiyeceğiz. Sonradan dondurma yiyeceğiz. Hatay'dayken ve buradakim şimdi. Çünkü Hatay'da da bildiğiniz gibi tam bunu yemiştim. Bakacağım falan. Buradaki Hatay'dakinden çok daha güzel. Buraya burger yemeye geldik şu an. Evet. Gerçi burger yiyelim ve pizza yemeye gelmiş olamam ama neyse. Şu an burger yemeye geldik. Şu an hangi burgeri yiyeceğimi seçeceğim. Ama çocuk menüsü vardı diye hatırlıyorum. Kaldırmışlar. Arkadaşlar şimdi size gün sonu konuşması gibi bugünü konuşmayı unuttum. Şimdi bugünü konuşacağız sizinle. Orada aşırı kalabalığın ortasında hiç konuşamıyorum. Bu yüzden şimdi size bugünü anlatacağım. Öncelikle arkadaşlar bugün zaten gezecektik. Kalktık sabah babamın işleri çıktı. Bu yüzden babam iş yerine gitti. Bir saniye. İşte vesaire bunun işleri çıktı yakında okul kayıtları olduğu için. Neyse işte sonra 212'nin o 212 AVM'ye gittik. No 212 konuşamıyorum bazen. No 212 AVM'den anneme bir şeyler aldık. Bana sadece yüzük aldık. Şimdi bana hiçbir şey almadık. Yüzüğü de size göstereceğim. İnşallah unutmazsam göstereceğim. Dışında bana bir tane bluz aldık ama o yani No 212'nin çıkışında burger yiyelim'e gittik. Burger yedikten sonra gördüğümüz bir sokakta konuşamıyorum. İşte o sokakta bir butik vardı. Oradan aldık. Şükür konuşmayı becerebildim. Neyse şimdi işte biraz ders çalışacağım. Bugün gerçi bir tane matematik kitabı bitirdim. Sıfırdan değil tabii ki. Yarısına falan gelmiştim de işte bir yarısını falan bitirdim. Fen çalıştım ama sosyal çalışmadım. Ama İstanbul'da kısıtlı kitap getirdim. İşte o sosyal şimdi çalışacağım. O şekilde. Neyse. Evet hızlıca kendi aldıklarımı size göstereceğim. Şöyle bir altı. Yok bunun altında şu var işte şunun. Garip bir tat. Bu başka şu. Şöyle bir tat. Yine aynı şekilde. Başka şurada var getiriyorum. Normalde video çok uzun olur tüm aldıklarımı göstersem. O yüzden sadece kendimkileri gösteriyorum direkt. Geçiyorum sonra. Şöyle bir elbise. Sonra burada ufak bir yer vardı. Şöyle lastik hiç görünmez lastikler ve siyah lastikler. Burada 50 tane var ama hepsi kayboluyor. Ne yapabiliriz? Şurada bir kafalar var. En altta bir de yüzük vardı. Yüzük içeride getireceğim. Taşın tokam ve serbest topuz tokası. Dışında getiriyorum bir dakika. Evet şöyle bir crop mu dersiniz, ne dersiniz? Bundan.
Yeşil bluz. Bluzu da şöyle şuraya koyayım. Aslında yüzük var, yüzüğü getireceğim. Peki. Şöyle bir yüzük göstereceğim parmağımda. Şu şekilde duruyor. Uzaktan da böyle belli belirsiz bir şey aslında. Böyle bir yüzük. Bu kadar alışveriş, kendime yaptığım alışverişler bu kadar. Herkese merhabalar arkadaşlar. Şimdi yani niye merhabalar dedim anlamıyorum ama bir sürü çanta aldım kendime. Şimdi bu çantaların hepsini size hiç konuşmadan başlayacağım. Ablam 3 tane aldı, ben 3 tane aldım. Şimdi hızlıca şuradan size en sevdiğimden başlayacağım. Ay kamera gidiyor, beni göremiyorsunuz. Böyle oldu ya, ışık. Abla ışığı yakar mısın? Dur yakmadı, ben yakacağım. Işıksız çünkü olmuyor. Gerçi hiçbir şey fark etmedi ama olsun. Bu şekilde. Çok güzel oldu. Dışında bu bir benimki. Bu iki benimki. Böyle bir şey. Şimdi şu üç benimki olacak. Bu. Zinciri üç benimki. Üçüncü bu. Bu şekilde. Bir sürü vardı. Bir sürü vardı. Burada Marc Jacobs ablamınki bu. Şöyle şu şekilde. Lambanın cızırtısı geliyor sadece şu an. Bu şekilde. Şimdi ablamın iki. Bu şekilde. Simli burası. Bu şekilde bir çanta. Dokusu da çok güzel. Dokusu. Sonrasında bu var bir de. Ablamın yine bu. Şöyle şu şekilde. Ablamın ben cüzdanımı lip glosslarımı, telefonumu, telefon kılıfımı, bazen mikrofonumu, benim çantama her şeyi koyuyor. İşte koyuyorum. Fakat ablam çantasında bir kartlığı var. Kartlığı da ben hediye almıştım. Siz biliyorsunuzdur o kartlığı. Beni çok izleyenler o kartlığı biliyordur. Bir o kartlık var. Bir de telefonu var. Başka hiçbir şey koymuyor zaten. O yüzden onu böyle kısa çantalar şey yapıyoruz, alıyoruz. Bir sürü bluz aldım. Önce kendi aldığım bluzları göstereceğim. Ablamın aldıkları çok var. Onları göstereceğim, video bitmez. Şuna bakar mısınız şöyle? Çok güzel. Böyle bir şey aldım kendime. Başka bir şey almadım kendime. Çünkü beğenmedim. Ve benim yaşıma uygun hiçbir şey yoktu. Bakın şu. Bunu yeni aldık. Şöyle. Hiç göstermeden hızlı hızlı geçiyorum. Dışında bu blizm. Bunu yeni mi aldık? Evet, yeni aldık. Kumal. Yeni. Hepsi yeni. Şunları. Hepsi. Yine bugün aldık. Şu cepli siyah. Burada yeşil bluze çok güzel olur bu. Ama ablam gelir. Kocaman. Bu yeşil bluzu ablam giysin çok güzel olur ama benim için fazla büyük. Şu sarılı bluz bana da olur. Ama bana biraz şey olur sanki. Yo şey olmaz, güzel olur bana bu. Ama biraz büyük yani, elbise gibi şu an. Arkadaşlar görüyor musunuz, şu buraya kadar çıkıyor. Çok uzun. Ama neyse. Bluz bluzdir. Dışında bu düz bir bluz mi? Yok. Bu şekilde. Hamılın da. Bir sürü hamılın var. Hım. Bu ne, bunu yeni mi aldık? Yok, bunu yeni almamışız. Yeni aldıklarımız bu kadardı herhalde. Çok yoruldum. Aşırı yoruldum. Çok 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 yoruldum. Ama değdi. Bir sürü bir şey aldım. Yarın kahvaltıya gidecekmişiz. Yarın için çok güzel bir kombin yapıp yarın sizi, yani kamerayı şu an kapatıyorum. Yarın açacağım. Kahvaltıda açacağım. Çok güzel bir kombin yapacağım. Kombinim de deminki videoya kalsın. Evet arkadaşlar, bugün size demin geçenki videoda söylediğim gibi kahvaltı yapmaya geldik. Aslında saniye, tamam. O şekilde yani. O zaman bir sonraki yerde görüşmek üzere. Kızım. Evet, uzaylı. Şu an İstinye Park'a geldik. Buraya gelmeyi uzun zamanda çok istiyordum ve çok özlemişim. Aynı pozları.
Her şey çok pahalı. Bu boynerde bile 20 binden aşağı çanta yok cidden. Dışarı birazdan geri içeri girerim. Dışarı çok güneş. Şu an burada sanıyorsam Türkiye'nin en büyük Chanel'i var. Türkiye'nin en büyük Gucci'si ve Bulbir burada. Ve aşırı büyükler ve sayılı insanı alıyorlar. Düşünsenize. Buradaki herkes bu arada Arap. Türk sayısı çok az. Bilmiyorum, ilgincime gitti. Normal bir günde istine gelirseniz en az 150 ünlü görürsünüz. Ama bugün tatil olduğu için hiçbir ünlü yok. Kokular da bir o kadar güzel. Dondurma molasındayız ve keyifli zaman geçiriyorum ama her şeyin bu kadar pahalı olması da çok değişik. O şekilde. Şimdi neredeyse tüm geldim AVM'lerden bir şey yiyerek çıktım gerçekten. Bu sefer yine kesinlikle hasta olacağım çünkü büyük üçüncü dondurma 3 günde. Yine o şekilde işte. Ama ben en beğendiğim bu oldu, çok güzeldi. Şimdi arkadaşlar oturuyor ve demin kavga ettiler. Sadece onların sesi oldu, çok komikti. Neyse, babam arıyor, biz şimdi iki aya gideceğiz sanırım. Arkadaşlar aslında burada size amacım oradaki sinema şeyi çok tatlıydı, onu göstermekti. Ama ablam Meyra diye bağırdı. Bağırınca ben hani o yürüyen merdivenli merdiven bitti sandım. Birazdan anlatacağım. Bitmemiş, düşüyordum. Telefon gidiyordu. Son anda kurtuldum. Teşekkürler. Ve giriş buraya biletliymiş. Yanlışlıkla buraya geldim. Demin yanlışlıkla video çekeyim derken ölüyordum. Yürüyen merdivendeydim. Yani aşağı merdiveni görmedim. Geldik sandım. Ayağımı bir attım. Çok kötüydü. Hala şokundayım. Huayi merkezi yok ya. Babam dedi ki Huayi merkezine gelin. Huayi merkezinin yeri nerede bilmiyoruz. En sinema katına çıktık, buraya çıktık. İstinye Park çok büyük. Biz nasıl bulalım burada Huayi'yi yerini? Bakacağız işte, bir aşağı iniyoruz, yukarı çıkıyoruz. Aşağı iniyoruz, yukarı çıkıyoruz. Orta kata gidiyoruz. Çok yoruldum. Şimdi şeyden bak, Google'dan bak neredeymiş. Herkese şu an merhabalar, eve geldim. Bir işte değişik, her şeyden olan İstinye falan, İstinye yoğunlukla karışıp bir vlog oldu ve bu vlogun da sonuna inşallah gelmişimdir çünkü her şeyi karıştırdım. Ama genel olarak İstinye vlog diyeceğim büyük ihtimal. Evet, şu an eve geldim. Şimdi birkaç arkadaşımla görüşeceğim. Hemen ellerimi falan yıkayıp üstümü değiştirip birkaç arkadaşımla görüşeceğim. Sonra bir yemek yeriz bence. Ondan şimdilik size çok öpüyorum. Bir işte yeni videomda daha görüşmek üzere. Umarım beni keyifle izlemişsinizdir.